Merhaba sevgili anneler. El ayak ağız hastalığından bahsedecek olursak özellikle son günlerde salgın şeklinde çocuklarımızı etkileyen bir viral enfeksiyon aslında. Okulların kapanması, tatil ortamlarının artması, çocukların toplu yaşadığı ortamların daha tatil, nemli ortamlara kayması, daha havuzların, parkların tercih edilmesi nedeniyle birazcık daha çok gördüğümüz bir enfeksiyon şu dönemde. Özellikle yaz sonu gibi bahar dönemlerinde bizim salgın olarak gördüğümüz bir enfeksiyon zaten. Neticede bir viral enfeksiyon aslında. Damlacık yoluyla, çocukların temas yoluyla, ortak kullandıkları eşyalarda, aynı solunum yoluyla birbirlerine bulaştırdıkları bir viral enfeksiyon. Öncelikle ilk başlayan semptomumuz ateş. Yüksek ateşle seyrediyor. Özellikle 3-5 gün yüksek ateş görebiliyoruz. Çocuklar çok huzursuzlanıyor, yemek istemiyorlar, genel durumları halsizleşiyor, aktiviteleri azalıyor. Dolayısıyla bebeğin ve ailenin huzurunu kaçıran bir enfeksiyon. Birkaç gün yüksek ateşin arkasından genelde böyle ellerde, ayaklarda, avuç içlerinde, ayak tabanlarında küçük kırmızı noktasal döküntüler görüyoruz. Bir de bu döküntülerin aft olarak ağız içinde gördüğümüz döküntüleri var. Yine ağız kenarında o küçük kırmızı döküntüleri görüyoruz. Bizim burada çocukları özellikle ateş ve beslenme açısından önemli takip etmemiz gerekir. Çünkü yüksek ateş döneminde bebekler çok huzursuzlanıyor, beslenmiyor, genel durumları bozuluyor, huzurları kaçıyor. Sağlıklı bir şekilde onları takip edip ateşlerini düşürmek gerekiyor. Uygun ateş düşürücüler ya da bir doktorumuzun takibinde mutlaka. Çünkü bu yüksek ateş dönemlerinde sıvı kaybına uğrayabiliyor çocuklar. Mutlaka bir doktor kontrolünde olmakta fayda var. Bu sıvı almaları önemli. Ağızlarındaki yaralardan dolayı beslenmek istemiyorlar. Dolayısıyla sıvı kaybettikleri için daha halsizleşiyorlar. Bu ağız bakımları, yara bakımları önemli. Karbonatlı bakımlar, yine ağız için kullandığımız antiseptik spreyler, bol sıvı alımı önemli. Yaralar için yine kaşıntı ve huzursuzluk verebildiğinden dolayı üzerine iyileştirici kremler, yine kaşıntısını gidersin diye kullandığımız kremler ve şuruplar olabiliyor. Bunlarla bebeği takip etmek önemli, çocukları takip etmek önemli. Bu süreçte önemli olan çocuğun sıvı alması, beslenmesini sağlamak. Biz eğer çok ateşi yüksek düşüremediğimiz durumlarda, evde müdahale edemiyorsak, eğer ilaçlarını içiremiyorsak, çocuk beslenmiyorsa, bitkin, halsiz duruma düşmüşse mutlaka yatarak gözlemek istiyoruz. Burada yine ağız bakımlarını yapıp, sıvısını verip, ateş düşürücülerini düzenli bir şekilde verip çocukların toparlanmasını sağlıyoruz.